Dostumuz, kardeşimiz, ata yurdumuz Kırgızistan'da olmak bizim için her zaman büyük bir mutluluk. Bugün ziyaretin marjında Cumhurbaşkanı Urmatu Prezident Sadır Japarov'la görüştük. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını, tebrik ve en iyi dileklerini bir kere daha doğrudan iletme imkanımız oldu. Bugün aynı zamanda ortak stratejik planlama grubu toplantısını yaptık. Toplantının amacı yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısının hazırlığını yapmak. Dördüncü zirveyi Bişkek'te gerçekleştirmiştik. Beşinci zirveyi de inşallah Sayın Cumhurbaşkanı Japarov'u Türkiye'de ağırlayarak beşinci zirveyi gerçekleştirmek istiyoruz. İkili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek istiyoruz. Ticaret hacmimiz pandemiye rağmen düşmedi. Önümüzdeki süreçte tercihli ticaret anlaşması müzakerelerine başlayıp en kısa zamanda imzalamamızda fayda var. Daha sonra kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasını da müzakere edip imzalamak istiyoruz. Her zaman dayanışma içinde olan iki ülke ve milletiz. Bakanlıklarımız arasında 2021-22 yılı işbirliği protokolünü imzaladık. Pandemi döneminde de aynı şekilde biz kardeş Kırgız halkına ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemeleri ulaştırdık. Uluslararası platformlarda da işbirliğimizi gözden geçirdik. Tüm örgütlerde yakın bir işbirliğimiz var. Türk Konseyi'nde, İslam İşbirliği Teşkilatı'nda, Birleşmiş Milletler'de ve diğer örgütlerde. Biz her zaman birbirimizin adaylığını destekliyoruz. Bu vesileyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Kırgızistan'ın adaylığını güçlü bir şekilde destekleyeceğimizi kardeşim Ruslan'a söyledim. Kardeşlik bunu gerektirir. Her zaman birbirimizi destekliyoruz.